İkinci Abdülhamit'in mirasçıların açtığı dava öylesine büyüdü ki Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ulaştı sayın seyirciler. Galatasaray adasından Sayıp Paşa yalısına kadar neredeyse İstanbul'un yarısını isteyen mirasçıları da Lübnan'dan Beyrut'a kadar dünyanın dört bir yanından davaya katılıyor. Mahkemede Abdülhamit'in torunu Safiye Hatun'un nüfus bilgileriyle ilgili talebi yanıtsız bırakan Amerika Birleşik Devletleri'ne diplomatik nota verilmesini istedi Dışişleri Bakanlığı'nda. Suadı geri istiyorlar. Kazanma şansları yok. Bu tür davalar bir yere varmaz. Tam 11 bin parça köşkler, yalılar, arsalar. İkinci Abdülhamit'in mirasçıların açtığı dava uluslararası boyut kazandı. Mahkeme ABD'ye diplomatik nota verilmesini istedi. Miras davası yaklaşık 6 yıl önce başladı. İkinci Abdülhamit'in o zaman mirasçı sayısı 11'di. Zaman ilerledi, mirasçı sayısı da arttı. Şu anda yaklaşık 300 mirasçısı bulunuyor. İşte o mirasçıların istediği yerler arasında Dolmabahçe'de bulunan yaklaşık 40 bin arşınlık bostanda var. Çok tuhaf vallahi, bu kadar sene sonra bence çok geç. İkinci Abdülhamit'in kimi Şam'da, kimi Beyrut'ta, kimi Meksika'da yaşayan 11 mirasçısı dava açtı. Zaman içinde Türkiye'deki mirasçılarla birlikte dosyaya müdahil olan varis sayısı 300'e yaklaştı. Gerek Abdülhamit'in torunlarından olsun, gerekse Abdülhamit'in gelinlerinin soyundan gelen kişiler olsun. Bulaşıkçılık yapan, gerek asgari ücrette ekonomik olarak zor durumda çalışan insanlar da var. İkinci Abdülhamit'in iddiaya göre Türkiye'de 11 bin parçaya yaklaşan mirası bulunuyor. Ama yurt dışında da kişisel malları var. Ama rakamla telaffuz edilecek olarak büyük gitti bir dava. Sultan II. Abdülhamit'in mirasında yok, mirasçılarının istediği yerlerden birisi de İstanbul Boğazı'nın tam ortasında bulunan Galatasaray Adası, yani diğer adıyla Suada. Şu anda kimin kullanımında bilmiyorum onlar tabii, yani verilmesi gerekiyorsa verilsin. Davanın ABD'ye uzamasının nedeni ise 2. Abdülhamit'in torunu Samiye Hatun'un bu ülkede yaptığı evlilik. Kızılderil soyundan geldiği iddiadan biriyle evlenmiş ve çocuksuzluğu öldüğü konusunda net bir bilgimiz yok. Samiye Hatun'un kişisel verilerine, nüfus bilgilerine ulaşmaya çalıştılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek konsolosluğundan gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin federal devletinden herhangi bir olumsuz yanıt gelmemiştir. Davanın görüldüğü mahkemeye ABD'den yanıt gelmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı üzerinden ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na diplomatik nota verilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu davanın tıkanması adına bir ayak sürme oyunu olarak değerlendirildiğini düşünüyoruz. Proje okullarda öğretmen...